malumunuz olduğu üzere 2017'nin daha ilk saatlerinde maalesef bütün toplum vicdanını yaralayan bir silahlı saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ve birçok açıdan ele alınması, irdelenmesi, dersler çıkarılması gereken bu saldırılar sanki topluma alıştırılmaya çalışılarak, kanıksatılmaya çalışılarak artarak devam ediyor. Son bir ayda onlarca diye ifade edebileceğimiz ölümlü saldırıyla dördüncü defa karşılaştık. Bütün bunlar için şunu ifade edelim. Biz bunlar alışmamız gereken bir kader değildir. Böyle görmedik, görmüyoruz, görmeyeceğiz. Hiçbir ülkede zemin sunulmadan, altyapısı hazırlanmadan böyle toplumsal infiale neden olabilecek saldırılar gerçekleşmez. Örneğin bu saldırıları gerçekleştirenler ne kadar niyet etmiş olurlarsa olsunlar, ne kadar derinlikli ve etraflıca planlama yapmış olurlarsa olsunlar, dünyanın belli ülkelerinde bu gibi saldırıları yapma şansı bulamazlar. Örneğin Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'nın birçok ülkesinde istense ve daha profesyonel planlamalar yapılsa bile bu gibi saldırıların gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü bu gibi katliamlara zemin sunan koşullar vardır. Bunu öncelikle baştan ifade etmiş olalım. Dönemin başbakanı 2 yıl önce Sayın Davutoğlu Maraş'ta yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin artık birçok topluluk ve siyasi çevre için ilham kaynağı olduğunu söylüyordu. Biz gelinen nokta itibariyle Türkiye'yi hiç tanımayan bir insan bile son bir ayını, sadece Aralık ayını Türkiye'de geçirmiş olsa Türkiye'nin kimlere ilham kaynağı olduğunu anlamış olur. Evet, biz gözünü kan bürümüş ve muradına çok kirli yöntemlerle erişmeye çalışanlar için maalesef ilham kaynağı olan bir ülke haline dönüştük neredeyse. Ve ifade edelim ki bu ülke enerjisini, siyasi enerjisini, bürokratik enerjisini, özellikle de bürokratik enerjiden kastım istihbarat, emniyet, güvenlik enerjisini doğru noktalara harcamayan bir siyasi iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyadır. Siyasi iktidar sadece kendi dar hesaplarını tehdit olarak gördüğü çevreleri, yapıları, siyasi anlayışları hedef görür ve bütün istihbarat, emniyet, güvenlik enerjisini de bunlara karşı harcar. Örneğin, siz değerli basın mensuplarının değerli bir meslektaşı daha 3 gün önce Ahmet Şık tutuklandı. Sadece tutuklanma gerekçesi bile Sayın Şık'ın bir hilkat garibesidir. Ne diyor Sayın Şık? Bir sosyal medya paylaşımında bu ülkenin risklerle karşı karşıya olduğu hususunda iyi niyetli yapıcı olumlu uyarılarını yapıyor. Ama bu iktidar tarafından tehdit olarak görülüyor. Uyarılar dikkate alınmadığı için bu gibi patlamalar, ama bu patlamalarda ve bu saldırılarda ihmali olanlar hiçbir şekilde bir müeyyide görmezken ama uyarıları yapanlar derdest edilip tutuklanmaktadırlar. Böyle bir ülke gerçekliği ile, affedersiniz, böyle bir siyasi iktidar gerçekliğini bu ülkeye yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Veya bu patlamadan duyduğu rahatsızlığı, bir daha bu ülkede benzer olayların tekrarlanmaması için açıklama yapmak isteyen, ölenleri anmak isteyen, olayın vuku bulduğu yerde karanfil bırakarak açıklama yapmak isteyen ezilenlerin Sosyalist Partisi aktivistlerinin tamamı hukukçularıyla birlikte gözaltına alınıyor. Düşünün,
olaydan rahatsızlık duyanlar arasına bile ayrımcı bir politikayla fark koyan bir iktidar gerçekliği vardır. Bugün iktidara yakın siyasi ve sivil toplum çevrelerinin açıklamaları neredeyse VIP hizmetiyle karşılanıyorken ezilenlerin Sosyalist Partisi ve toplumsal muhalefetin bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirme ve demokratik hakkını kullanma iktidar tarafından orantısız bir güç ile ve siyasallaşmış güvenlik ve yargı kurumları tarafından gözaltına alınıp tutuklanabilmektedirler. Şimdi değerli milletvekilleri, affedersiniz, değerli basın mensupları, bakın birazdan size sadece 20 saniyelik bir video dinleteceğim. Videodan bir ses kaydı dinleteceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bir başka ülkede meydana gelmiş bir saldırıda saldırıya karşı tepkisini ve kınama duygularını ortaya koyarken bir ülkede meydana gelen bütün ölümlerden ve saldırılardan siyasilerin sorumlu olduğunu ve meydana gelen can kayıplarının önlenmesinin ise siyasi iktidarın zaten iktidara gelme felsefesinde yaptığını ifade etmektedir. Siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk size oylarını verirken benim can güvenliğimi, mal güvenliğimi sağlayacaksın diye veriyor. Evet. Şimdi acaba Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı aynı siyasi cinayetler kendi ülkesinde gerçekleştiği zaman da aynı duygu ve düşüncesini koruyor mu? Ve yaygınca bir ay içerisinde sözünü ettiğimiz üzere sayısız bir şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında yürütülen yanlış politikaların ürünü olarak herkes sorumlu da bir tek siyasi iktidar mı bundan azadedir? Bunu özellikle iyi bilince çıkarmamız lazım. Burada hedef devletti diyemezsiniz. Hele hele hedef devletti deyip ondan sonra siyasi iktidarın bir referandum arifesinde oy konsolide etmesi istikametinde asla kullanamazsınız. Burada hedef toplumdu, bu ülkenin huzuruydu, bu ülkeyi oluşturan insanların mutluluğuydu. Hedef budur. Hedef siyasi iktidar değildir. Siyasi iktidarın evet bir rolü vardır burada, o da ihmal rolüdür. Birazdan örneklerde de ifade edeceğim üzere. Değerli basın mensupları, şimdi farklı yaşam tarzlarına karşı giderek tahammülsüzleşen bir toplum yapısı iktidar tarafından hazırlanıyor. Ülke bilinçli bir şekilde ortadan ikiye bölünerek yarısının kendisine kayıtsız şartsız biat etmesini, destek vermesini, diğer yarısının ise öcüleştirilmesi ve düşmanlaştırılması üzerine kurulu bir politikayla, iktidar politikasıyla karşı karşıyayız. Düşünün, daha önce bölgeler arasında fark vardı. Daha önce kentler arasında yaşam tarzı farkı vardı. Şimdi Türkiye'nin bir prototipi olan İstanbul'da semtler arasında yaşam tarzı anlamında farklar vardır. Ve bu giderek kaşınıyor. İktidar tarafından kaşınıyor ve bir iç savaş istikametine doğru ülke sürüklenmeye çalışılıyor. Şimdi değerli basın mensupları, bu ülkenin ben güvenliğini sağlayamadım, ben bu ölümleri önleyemedim, ben katliamlara karşı tedbir geliştiremedim, ben bu ülkeyi yönetemedim diyebilmesi için bu siyasi iktidarın daha bu ülkede ne olması gerekiyor? Ya şu olanların %1'i bile bir ülkede demokratik vicdanın hakim olduğu siyasi iktidarın var olduğu bir ülkede %1'i bile cereyan etse ya bir ar duygusu harekete geçer de bir istifa edilir ya. Biz artık İçişleri Bakanı'nın ötesinde bu hükümetin bu ülkeyi yönetemediğini ve hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
ülke yönetilemez hale gelmiştir. Ülkede insanlar birbirlerine hoşgörüyle bakamaz hale gelmiştir. İnsanlar birbirlerinin farklılıklarını zenginlik olarak değil, bir düşmanlık sebebi olarak görmeye başladı. Bir toplum yapısına doğru sürükleniyoruz iktidar tarafından. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Yine ifade etmek isterim ki şu siyasi iktidarda ve İçişleri Bakanı'nda güvenlik ile özgürlük arasında sağlanmış hiçbir denge yoktur. Direksiyon tümüyle aşırı güvenlik tedbirlerinden yana kırılarak özgürlüklerin tümüyle ortadan kaldırıldığı bir ülkeye dönüştürülmüştür. İktidarın resmi budur. Şimdi Adalet Bakanı tehdit ediyor. Sosyal medyadan gerçekleri dile getirenleri, uyaranları, ikaz edenleri ısrarla tehdit ediyor. Yaparsanız hakkınızda soruşturmalar, kovuşturmalar başlar, gözaltına alınırsınız, tutuklanırsınız. Velev ki gazeteci olsanız bile, velev ki toplumun özgür haber alma hakkını sağlıyor olsanız bile. Yine Başbakan Yardımcısı Sayın Kurtulmuş ne diyor? Vatandaşlar korkmasınlar, tedbir alsınlar. Allah aşkına bir sonraki cümleyi de açıklasa biz de öğrensek. Vatandaşın korkmadan kendisine tedbir alması nasıl sağlanır? Neyi ifade etmeye çalışıyorsunuz? Söylemek dahi istemiyoruz ama bireylerin kendi güvenliğini sağlamaya başladığı yapıları nasıl kaotik bir ülke gerçekliğine bizi götüreceğinin acaba Sayın Başbakan Yardımcısı farkında mıdır? Yine özellikle bir hususta bir eleştirim de özellikle Türkiye'de hakim olan merkez medyanın yönetim zihniyetinedir. Özellikle basın emekçisi arkadaşları bu süreçten azade kılarak söylüyorum. Çok çarpık iktidarın güdümüne girmiş bir medya yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız. Düşünsenize bütün olaylardan sonra parti olarak bundan duyduğumuz üzüntüyü ifade etmemize ve bu olaylardan sonra olayları kınamamıza rağmen HDP'nin özellikle Ortaköy'deki eğlence merkezine yapılan saldırıdan sonra kınama açıklaması hiçbir yerde verilmezken ama ondan birkaç gün öncesinde neredeyse bu mantığa hizmet etmiş olan Diyanet İşleri Başkanı'nın timsah gözyaşlarını hemen manşetten vermeye başlıyorlar. Neredeyse hükümetle eşdeğer yer buluyor basında. Ama bundan iki gün önce nasıl bir hutbe okuttuğunu hiçbirimiz sorgulamıyoruz. Bakın biz Diyanet İşleri Başkanı'nın birey olarak ve kurumsal olarak kurumu yönetme anlayışına dair söylüyoruz. Özellikle bir hoşgörü olan, hoşgörü dini olan İslam'ı temsil edemiyorsunuz. İnsanların manevi duygularını özgürce ifade edebilmesinin kurumu olmaktan çıkmışsınız. Bu din hoşgörü dinidir. Bu din kutsal bir dindir. Ne olursunuz bu kutsal dini daha fazla töhmet altında bırakacak, kitlelerin nezdinde sorgulatabilecek noktalara götürmekten vazgeçin, bu işten elinizi çekin. Ben dini annesinden babasından öğrenmiş, almış biri olarak söylüyorum. Beni temsil etmiyorsunuz. Benim kutsal dinimin bana öğrettikleriyle örtüşen bir anlayışa, bir ferasete, bir zihniyete sahip değilsiniz. Ne söylüyor? Efendim, bu saldırının bir mabette yapılmasıyla bir eğlence merkezinde yapılması arasında hiçbir fark yoktur diyor. E günaydın Sayın Başkan. Peki Cizre'de onlarca insanın diri diri yakılması arasında bir fark mı vardı ki siz sustunuz? Geçen yıl bu vakitler sebebi ne olursa olsun yüzlerce sivil insan öldürülürken bir fark mı vardı ki siz sustunuz? Sormazlar mı adama bunu? Ya değilse onları kendi dininizden saymıyor musunuz? Veya iki hafta önce Diyarbakır milletvekilimiz ve eski bir müftü olan Nimetullah Erdoğmuş
sadece Hudeybiye Barış Antlaşması'nı bir sivil cuma namazında hutbede anlattığı için derdest edilip gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığı zaman hiç rahatsız olmadınız mı? İşte biz İslam dinini Medine Sözleşmesi'ndeki hoşgörüyle öğrendik, özümsedik, içselleştirdik. Hudeybiye Barış Antlaşması'ndaki ruhuyla tanıdık ve iman ediyoruz. Bugünkü devlet dini getirip haşa devletin güdümüne sokmaya çalışan bir zihniyeti reddediyoruz. Dinler devletleştirilemezler. Dinler iktidarın aracı olarak kullanılamaz. Dinler birilerinin iktidarı, sultası, saltanatı için kullanılamaz. Dine bundan daha büyük de zarar verilemez. Buradan hareketle Sayın Görmez'e sesleniyoruz. Bu ülkedeki bütün dinleri, mezhepleri, inançları temsil etmiyorsunuz ve ne olursunuz daha fazla bu dine zarar vermeden Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında istifa ediniz. İnanın böyle bir şey yaparsanız yaşamınızdaki en anlamlı işi yapmış olursunuz. Yaşam tarzları üzerinden sorgulamaya girmek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işi değildir. Yaşam tarzları üzerinden hutbe okutulamaz. Tabii bütün bu saldırılar, Ortaköy'deki saldırılar olurken hükümet ne yapıyordu? Hükümet bir siyasi partinin, Halkların Demokratik Partisi'nin genel merkezinin önünde yapılmış olan kardan adamı yıkmaya çalışıyordu. Hükümet aynı hafta aynı gün ne yapıyordu? Aynı günün sabahı 25 yıldır İstanbul Kürt Enstitüsü açıktı. O gün orayı kapısını kırarak kimseye haber vermeden mühürlüyor. Düşünün ki İstanbul Kürt Enstitüsü 90'lı yıllarda o gerici, darbeci mantığa sahip olan Çiller Güreş ağır döneminde bile kapatılmamıştı. İşte bu yüz karası bu iktidara yeter. Ne yapıyor? 5 yıldır adalet arayan Roboski'li annelerin kurmuş olduğu Roboski deri kapatıyor aynı gün. İşte hükümet bunlarla meşgul. Hükümet ne yapıyor? Diyarbakır'da gasp edilmiş, kayyum atanmış bir belediyeye o ilin AKP'li milletvekilinin yeğenini atıyor. Hükümet böyle bir hükümet. Enerjisini buraya harcıyor. Enerjisini güvenliğe değil, toplumun huzuruna, mutluluğuna değil, emniyetteki, istihbarattaki enerjisini yılbaşını kutlayan insanların bütün uyarılara, önceden var olan istihbarat akışına rağmen 17 bin polis görevlendirdiğini söylüyor İstanbul'da. Nerede görevliydi bunlar? İşte İstanbul'un en büyük eğlence merkezinin önünde zavallı 21 yaşında bir polis konmuş. O polis AKP iktidara geldiğinde daha 7 yaşındaydı ya. Biz bu çocuğu, bu gencimizi böyle hain bir saldırının önüne yem olarak atabilir miyiz Allah aşkına? Şimdi o mu koruyamadı orayı? Deyip geçiştirebilir miyiz? Ne yapabilir diyor çocuk. Böyle mi yani? Kaç güvenlik noktası koydunuz da engellediniz? Amerika'dan istihbarat anlıyor da İstanbul'da eğlence merkezlerine saldırı yapılacağı hususunda Türkiye istihbaratı ne yapıyor? HDP'lileri takip ediyor işte. Ne hala memleket. Memleket kurtuldu. Enerji burada harcanıyor. Değerli basın mensupları, son olarak ben özellikle anayasa paketinin komisyondan bir neredeyse oldu bittiye getirilerek geçirilmiş olması ve muhtemelen önümüzdeki bir hafta içerisinde 10 Ocak'ta başlayan genel kurula getirilecek olması sebebiyle anayasaya dair de partimizin düşüncelerini birkaç açıdan paylaşıp basın toplantımızı sonlandıracağım. Şimdi dar bir grupça hazırlanmıştır. Bu anayasa asla Türkiye'deki bütün toplum yapısını temsil etmediği gibi Türkiye'deki bütün siyasi çevreleri de temsil etmiyor. Hatta daha ileri giderek söylüyorum. Bu anayasa paketi mevcut haliyle AKP'li vekillerin ve yöneticilerin bile tamamının içine sinmiş bir paket değildir. AKP'lilerin bile sert eleştiriler getirdiği, bu partiyi kurmuş olan, yönetmiş olan, uzunca süre kabinesinde yer almış olan
genel başkan yardımcılığı MYK üyeliği yapmış olanların bile bu kadar eleştirisine mazhar olmuş olan bir paket bu ülkeyi kapsamıyor. Bu ülkenin toplum vicdanına mahkumdur bu paket. Ve inanıyorum ki meclisten geçmeyecektir. Bir diğeri, biz parti olarak bu paket eğer meclisten geçerse ve referanduma giderse diğer bütün partilerden farklı bir noktada duruyoruz. CHP ne yapıyor? Bu pakete karşı çıkma gerekçesini 100 yıllık statükoyu koruma üzerine kurgulamış. 100 yıl var olan statüko değişmesin. Bunun üzerine kurulu bir yaklaşımla reddediyor. AKP ne yapıyor? 150 yıl öncesine gidip 19. yüzyıl Osmanlısını yeniden bu ülkeye yaşatmak istiyor. Zamanın ruhu yok. Günümüzün ihtiyaçları, gerekleri yok bu paket içerisinde. Biri 100 yılın devamını istiyor, biri ise 150 yıl öncesine 19. yüzyıla gitmek istiyor. 21. yüzyıl bu paketin ruhunda, felsefesinde yok. Biz işte bu noktada diğerlerinden ayrılıyoruz. 21. yüzyıl toplum ihtiyaçları, birey ihtiyaçları üzerinden yeni bir toplumsal sözleşme öneriyoruz. CHP 20 gün öncesine kadar, komisyona gelinceye kadar genel başkanları dahil kapımız anayasa paketi teklifine açıktır diye durdu. Ama kimse kapılarını çalmadı. Onlar neden kapılarının çalınmadığını yazın yürüttükleri anayasa toplantılarında aramalı. Yazın 3 parti bir araya aylarca gelip bu parlamentonun 3. büyük partisini saf dışı bırakma çalışmaları yürütürken CHP o gün itiraz etmediği için bugün o fotoğrafın dışındadır. CHP o gün bu parlamentonun 3. büyük partisi olmadan biz burada anayasa taslağı görüşemeyiz demiş olsaydı bugün biz de onlar da bütün Türkiye toplum yapısı da parlamento içi dışı bütün siyasi ve demokratik çevreler kendi görüşlerini anayasaya derc etmiş olma fırsatı yakalardı. CHP o gün kaybetti. HDP'siz bir toplantıyı içine sindirdiği gün bugün saf dışıdır işte. Ve buradan hareketle biz anayasaya dair olarak söyleyelim. 3. yolu temsil ediyoruz. Ne 100 yıllık statüko ne de 19. yüzyıl ruhu kurtaramayacaktır diyoruz. Biz buradan hareketle günümüzün ihtiyaçlarını, uluslararası dengelerini, dünyanın gittiği istikameti, toplum ve birey özgürlüğünü önceleyen, hiç kimsenin kendisini dışında hissetmediği bir toplumsal sözleşme olarak anayasa taslağımızı zaten 1-2 gün içerisinde de açıklamış olacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu ülke 6 yıldır anayasa tartışıyor. Ve 4 partinin üzerinde uzlaşmış olduğu 61 maddeli 2012 ile 2014 arasında yürümüş olan bir anayasa paketi orada duruyor. Bir defa bu ülkede AKP, MHP dahil olmak üzere parlamento dışı bütün demokratik ve siyasi çevreler dahil olmak üzere bir darbe anayasasının miadını doldurduğunu kabul ediyor. Bir anayasa ihtiyacı hasıl olduğu için AKP ne diyor? Sistem tıkanmıştır diyor. Sistem nasıl aşılır? Toplumsal ihtiyaçları karşılayacak olan yeni bir sözleşmeyle aşılır. MHP ne diyor? Ben de fiili durumu hukuki zemine çekmek için buna destek veriyorum diyor. Hiç kimse anayasanın ihtiyaç olmadığını söylemiyor ki. AKP bununla aşmayı düşünüyor. MHP de buna destek veriyor. Ama CHP'nin ise bunun dışında yeni bir önerisi yok. Var olan da askeri bir darbenin getirmiş olduğu anayasa. Her tarafından yamalı olan bir anayasa. Buradan hareketle biz değişiklik bir dar tutulmamalıdır. Herkes ön yargılarını aşarak olmazlar koymadan, ön yargılar, rezervler koymadan her türlü iknaya açık olmak suretiyle çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Buraya ne yapılan saldırı? Şimdi çeşitli yorumlar var.
pencereden baktığınızda bu saldırını nasıl görüyorsunuz siz? Ben saldırının kararının verilmesi sizin ikinci söylediğinizde yaptığını, yerinin seçiminin ise birinci söylediğinizde yaptığını düşünüyorum. Yani karar verilirken bu ülkenin içte ve dışta yapmış olduğu stratejik yanlışlar sonucunda bu gibi saldırıları çok kolay üretebilen bir ülkeye iktidar tarafından dönüştürüldüğü için buna karar verilmiştir. Yer seçimi ise özellikle yaşam tarzıyla alakalıdır diye düşünüyorum.